Herkese merhaba. Bugün sizlerle Digital Ocean'da ayağa kaldıracağımız bir Linux makine üzerinde kendi internet radyomuzu kurmayı deneyeceğiz. Bu Discord kanalında benden ders alan arkadaşlarla beraber hep konuştuğumuz, bir yapsak dediğimiz ama sürekli bir takım sebeplerden dolayı ertelemek zorunda kaldığımız bir konu. Bu YouTube kanalında da en azından yanında yöresinde Linux geçen bir şey olsun niyetiyle hem de hep konuşup hiçbir zaman yapmadığımız bir iş olduğu için bugün bunu tercih ettim. Web sitesi icecast.org, gördüğünüz gibi bir streaming medya server aslında. Biz video tarafıyla hiç ilgilenmeyeceğiz, sadece audio tarafına bakacağız. Bu arkadaş şu formatları desteklermiş ve gördüğünüz gibi bir özgür yazılım GNU GPL versiyon 2 ile lisanslanmış bir ürün. Peki bunu nasıl kurarız, nasıl indiririz sunucu tarafında? Download'a tıkladım. Gördüğünüz gibi Windows üzerinde kullanacaksınız. Bir installer'la beraber geliyor. Linux tarafında ise kaynak kodu size teslim ediliyor. Derleyebiliyorsunuz buradan. Fakat şurada açıklamaya bakarsanız bazı official paketlerde var IceCast için. Örneğin Debian ve türevlerinde IceCast 2 ismiyle bu ürünün paketlenip hazır olarak geldiğini görüyorsunuz. Bu bizim işimizi ciddi şekilde kolaylaştıracak bir şey. İşe başlamak için DigitalOcean'da login oldum. Zaten var olan bir projem vardı. Yoksa buradan bir proje oluşturun kendinize. Sonrasında sağ üstten Create Droplets deyip bir droplet oluşturacağız. Versiyon olarak, ürün olarak Debian 10 işletim sistemini seçiyorum. Fiyatlandırma kısmına ciddi anlamda dikkat etmenizi öneririm. Ben burada Basic'ten NVMe SSD kullanmayan olabilecek gördüğüm kadarıyla en ucuz instance'ı seçeceğim. Herhangi bir block store'ı çektirmeyeceğiz ve sunucu olarak da Londra'yı seçelim mesela. Bu arkadaş SSH key'leri ile bu işi yapabilirsin, otantikasyon sağlayabilirsin ya da doğrudan bir parola seçebilirsin demiş. SSH key taraftarıyım ama görmeniz açısından parolayla da bir örnek yapmak istiyorum. Der ki 8 karakter uzunluğunda olsun, en az bir büyük harf olsun ama bu büyük harf ilk ve son karakter olmasın. Bir rakam olsun ve son karakter bir rakam ya da özel karakter olmasın demiş. Şöyle bir parola yazıp deneyeceğim şansımı. Sadece test amaçlı yapıyorum zaten bunu. Bakıyorum başka. Host name'ini değiştirmeyeceğim. Tag eklemeyeceğim. Dediğim gibi sadece örnek olsun diye yaptığım bir iş bu benim. 1 dakikadan az bir süre bekledim ve instance'ımız oluşturuldu. Şu IP adresini alalım. Beklentimiz buraya rahatlıkla SSH yapabilmek. Root kullanıcısıyla gidip şu IP'ye SSH yapmayı deniyorum. Parolamızı giriyorum. Gördüğünüz gibi makineye SSH yapmış durumdayız. Ancak dediğim gibi ben sadece bunu parola otantikasyonu, yani password authentication'ını göstermek amacıyla yaptım. O yüzden bunu destroy edeceğim. Bu makineyi kullanmak istemiyorum. Siz kullanabilirsiniz tabii ki bu şekilde de istiyorsanız. Bu sizin tercihinize kalmış. Ben diğer yöntemi de göstermek istiyorum. Yine create'ten bir droplet seçiyorum. Sonrasında yine Debian 10 sürümünü seçiyorum. İşte Basic'ten Regular SSD deyip Regular Intel with SSD deyip 5 dolarlık olanı seçtim. Yine Londra'ya koyalım sunucumuzu. SSH anahtarlarım daha önce gördüğünüz gibi burada deneyip de kullandığım bazı anahtarlar var ama ben bunu yeniden oluşturmak istiyorum sizler için. Yeni bir SSH anahtarı oluşturmak istediğimde bana sağ tarafta gördüğünüz gibi nasıl yapacağıma dair bir bilgi vermiş. Hemen şu komutu alıp çalıştırıyorum. Nereye kaydetmek istediğim konusunda bu arkadaşa bir pet vermem lazım. Full pet vermeyi tercih ediyorum burada. Icecast yayın isminde bir anahtar oluştursun. Bir passphrase giriyorum anahtarımı açabilmek için. Ve gördüğünüz gibi anahtarım oluşturuldu. Şu dosya benim public anahtarım. Pub uzantısından da görebileceğiniz üzere. Bu ise private anahtarınız. Bunu hiç kimseyle paylaşmayacağız. Public olanı herkesle paylaşabiliriz. Bunda bir sakınca yok. Hatta zaten paylaşmak zorundayız. Public anahtarımı okudum. İçindeki bilgileri aldım
ve gelip DigitalOcean'da şuraya yerleştirdim. Buna bir isim olarak yine IceCast Test gibi bir isim vereceğim. Sonrasında bu anahtarı eklemek istiyorum diyeceğim DigitalOcean'a. Ve şurada da hangi anahtarlarla bu sunucuya login olmak istediğime dair seçimler yapıyorum. Şu an sadece IceCast Test anahtarını kullanarak bu seçimi yapacağım. Bir de hostname verelim. Mesela Debian Radyo diyelim. Etiketlerde burada yazdığı gibi birden fazla dropletiniz olduğunda hangisinin ne iş yaptığını hatırlamanızı kolaylaştıracak, arama ve filtreleme gibi işlerde size yardımcı olacak bir konu. Burada IceCast virgül radyo dersem ve create droplet dersem gördüğünüz gibi az önce tıkladığım anda IceCast ve radyo adında iki tane etiket gelmişti. Şimdi dropletimizin oluşturulmasını bekliyoruz. Dropletimiz oluşturuldu. IceCast ve radyo etiketleriyle buraya geldi. IP adresini aldım. Şimdi bu makineye yine root kullanıcısıyla SSH yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi anahtarımı passphrase'i soruldu. Kilidi aç dedim ve makinama SSH olabildim. Şimdi, takdir edersiniz ki yeni bir makine olduğundan dolayı hemen bir apt-get update yapıp repo'ları güncelleyip sonrasında paketleri upgrade etmek istiyorum. Bu işi hallettikten sonra da IceCast paketini kurup bazı temel konfigürasyonları yapacağız. Sonrasında da radyo yayınını gerçekleştirmeyi deneyeceğiz. apt-get install, hatta şöyle yapalım. apt-cache search deyip IceCast ile ilgili neler var elimizde bakalım. IceCast'teki paketini burada görüyorsunuz. Aynı zamanda mesela Dark Ice diye başka bir paket varmış. Audio stream'i sağlıyormuş bize. Gibi gibi IceCast'te dokunan paketleri burada görebilirsiniz. Ben bu makinede bir sunucu, bir radyo server görmek istiyorum. Dolayısıyla yayını buradan yapmayacağım çünkü IceCast 2 paketini kuruyorum. Olayı paket olarak kurmamızın bize getirdiği şöyle bir avantaj oldu. Dedi ki işte hadi paralarını ayarlayalım, konfigürasyonunu yapalım. Eğer ki kendin konfigürasyon dosyanı manuel olarak düzenlediysen bu topa hiç girme diyor. Çünkü bütün o ayarları override edecektir yüksek ihtimalle. Ben konfigürasyonu bu arkadaşa yaptıracağım. Hostname'in ne olsun? Şimdi deneme yapmak amacıyla yani bu alanlarda gördüğüm isimlerin birebir aynısını yazacağım ki burada yazdığım ayarlar benim karşıma konfigürasyon dosyasında ve arayüzde nerelerde gelecek bunu görmek istiyorum. Buraya IceCast hostname yazıp devam edeceğim. IceCast 2'nin source parolasını sormuş. Buna source diyorum. Relay parolası sormuş. Buna da relay diyorum. Admin parolası sormuş. Buna da admin deyip geçiyorum. Paket kuruldu. Şu an radyo server'ım temel konfigürasyonuyla hazır gibi düşünebiliriz. Ancak yapmamız gereken başka işler de var. Download işinden sonra tabii ki gelip dokümantasyona bir bakmak lazım. 2.4.1 gibi 2.0.1'e kadar bazı sürümler görüyorum. Peki benim IceCast'imin olayı ne? IceCast 2 tire tire help dediğimde bu arkadaş bana der ki ben 2.4.4'üm. Hatta tire V ile sadece versiyonunu da görebilirsiniz demiş. 244 gördüğünüz gibi 241 var en son doküman olarak. Buraya da bir el atıp aslında dokümantasyonu gerek İngilizce gerek Türkçesini yazıp da katkıda bulunmak isterseniz bilginiz olsun, güzel bir fırsat olabilir. Temel olarak ne yapıyoruz? Burada bizim paketten derleme ile ilgili bazı bilgiler vermişler. Ben basic setup kısmına atlıyorum. Açıkçası bütün dokümantasyonu burada A'dan Z'ye anlatmayacağım. Zaten böyle bir şey yapmak istesem de böyle bir bilgim de yok. Sadece bildiğim kadarıyla ve temel düzeyde yayını ilk ayağa kaldıracak kadarıyla sizlere bir şeyler anlatmak istiyorum. IceCast XML diye bir dosyanın varlığından bahsediliyor ve şu şekilde çalıştırmanız lazım denilmiş. Ancak ben bu dosyanın nerede olduğunu bilmiyorum velev ki. Ne yapacağım? Ben şunu biliyorum.
Benim Debian paketlerimden Icecast 2 bir takım dosyalarla gelmiştir. Tire-lay flagini kullanarak bunları sıralıyorum. Icecast paketi gelirken yanında bu dosyaların tamamını getirmiş. Onlardan bir tanesi yine Linux'ta konfigürasyon dosyalarının sıklıkla yer aldığı etc dizinin altında Icecast 2 dizinin içerisinde var. Bu dosyanın içini açıp bir bakalım. Gördüğünüz gibi XML formatında bir dosya, yorum satırlarıyla da yeterince açıklamaya çalışmış arkadaşlar. Bunun location olarak mesela YouTube yazalım. Yayını YouTube'dan yapıyoruz. YouTube gezegenindeyiz diyelim. Admin bilgisi istenmiş. Ben buraya bir e-posta adresi yazmayacağım. Onun yerine bir web sitesi yazacağım. Limitler, queue size'lar, client timeout'lar, bunların tamamı sizin radyo server'ınızın performans optimizasyonu için gerekli olan ayarlardır. Fakat bunların detaylarına hakim değilim. Kaldı ki sizin kullandığınız sunucunun ya da dinleyici kitlenizin hatta sunucunuzun bandwidth'ine kadar birçok şey aslında bu ayarları nasıl yapmanız gerektiğini etkileyecektir. Authentication'da gördüğünüz gibi source, relay ve admin parolaları yer alıyor. İşte işin sıkıntılı bir tarafı bu XML altında bu dosyalar ya bu bilgiler kriptolanmamış şekilde tutuluyor. Yani plain text olarak tutuluyor. O yüzden bu konfigürasyon dosyasına iyi bakın ve parolalarınızı kuvvetli seçmeye özen gösterin derim. İncelemeye devam ediyorum. Şurada hostname tarafında gördüğünüz gibi Icecast hostname yazılmış. Listen Socket'te 8000 portunu dinlemesini istediğimizi belirtmişiz. Varsayılan olarak bu değer geliyor. Şurada SSL'in enable olması ve 8443 portundan dinlemesi için de bir ayar var. Gördüğünüz gibi bu ayar comment out olmuş durumda. Aslında bazı port değişikliklerini vesaire burada yapabileceğinizi görüyorsunuz. Devam ediyorum. Relaying dediğimiz şey bir tane server'ınız varsa zaten yapmanıza gerek yok denilmiş. Anladığım kadarıyla ana radyo sunucum fail olduğunda relay üzerinden geçmemi yani oraya failover olmamı falan sağlayacak muhtemelen ya da hiç alakası yoktur. Belki de sadece bir sunucu üzerinden başka bir sunucuya yayın yapmaya da yarıyor olabilir. Bilmiyorum. Ama şurada hani bir tane sunucunuz varsa hiç bakmanıza gerek yok denilmiş. En güzel satır zaten şurası arkadaşlar. Dokümantasyona bakın. Detaylı açıklamasını görün demişler. O yüzden buraya kafa yormadan devam ediyorum. Mount pointler var. Bu bizim için çok önemli. Sunucu üzerinde yayını nereye yapacağımızı gösteriyor. Aslında şöyle düşünebilirsiniz bu sistemi. Ortada bir radyo server var ve insanlar, clientlar bu server'a bağlanıp yayını isteyecekler. Bunu web üzerinden de yapabilirler. İşte VLC gibi bazı medya oynatıcılarla da yapabilirler. Ama bizim elimizde başka bir client daha var. Bu client radyo yayınını yapacak olan client ki biz buna source client diyoruz. Birazdan buraya değineceğiz. Buradan bahsedeceğiz. Şu an için bilmemiz gereken nokta şu. Icecast server'ımız üzerinde aynı anda birden fazla kişi birden fazla yayın yapabilir ve birden fazla kişi birden fazla yayını dinleyebilir. Burada işte devreye mount pointler giriyor. Biz sunucu üzerinde yayını hangi kanal üzerinden yapmak istediğimizi burada belirliyoruz. İşin bizim için şu anda en önemli olan noktalarından aslında bir tanesi. Şimdi şu normal mount kısmında comment out'u kaldırıyorum ve ben burayı kendi isteğime göre düzenleyip buradan bir yayın yapmayı deneyeceğim. Mount name olarak burada gnuadmin.ogg diye bir bağlantı verdim. Username yani bu yayını yapacak olan kullanıcı ismi Ali olsun. Parolası ise siz işle olsun dedim. En fazla bir kişi dinleyebilir diyor. Ben bunu 10 yaptım. Dump file burst size bunları geçiyorum. Fallback mount yine yanlış hatırlamıyorsam bu mount point'te bu kullanıcı yayını patlatırsa herhangi bir sıkıntı yaşarsa düşeceğimiz ikinci mount point. Bizim burada da herhangi bir yayınımız olmayacak ama yedek bir yayın, bir işte auto playlist vesaire bir şeyler yapıp yayınınızın devamlılığını sağlayabilirsiniz. Hidden kısmı bu arkadaşın sunucunuzda daha doğrusu nasıl anlatabilirim?
Radyo sunucunuzun arayüzünde listelenip listelenmeyeceğini gösterir. Ben listelenmesini istediğim için bu hidden değerini 0 yapıyorum. Public olayı da yine yanılmıyorsam Icecast'in şuraya bakarsanız göreceksiniz. Bazı stream listeleri var, bazı stream kitaplıkları var ve buralarda insanlar, Icecast kullanan insanlar buralarda burada listeleniyor. Siz buralara düşmek istemiyorsanız şayet işte konfigürasyonunuzda bu private gibi, hidden gibi ya da işte public gibi vesaire bazı ayarları yapmanız gerekiyor. Authentication type kısmı var. Burada bir HTTPSVD dosyası kullanarak insanların radyo yayınınıza bir kullanıcı adı ve parola ile giriş yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Ben böyle bir şey istemediğim için şu authentication alanını yorum satırı haline getiriyorum ve burayı iptal ediyorum. Sonrasında bakıyorum burada yapacağım başka bir şey var mı? Şöyle bir göz atıyorum. Bu arada logların nereye attığını görebiliyorsunuz. Access log, error log kısımlarında yani bu dosya isimleriyle atıldığını görüyorsunuz. Ve log dizinimiz var. Log Icecast 2 imiş. İşte web root'umuz burası. Yani bizim birazdan göreceğimiz web arayüzü buradan servis ediliyor. Admin panelimiz ise buradan servis ediliyor. Yani bir kişiselleştirme yapmak istiyorsanız işte benim hani radyo sitemin tasarımı şöyle olsun, içi böyle görünsün falan falan gibi. Mevzu buralarda dönecek. Konfigürasyon dosyasında bu pets bölümünde bunların tamamı açıklanmış durumda zaten. Kaydettim, çıktım. Dosyamın nerede olduğunu biliyorum. Ve benden şunu istemişti zaten. Çalıştırma sırasında icecast-c yapıp bir c zaten işte konfigürasyon. Bir konfigürasyon dosyası ver demiş bana. Şöyle göstereyim yine. C'den sonra bana mutlaka bir file ver arkadaşım. Bir konfigürasyon dosyası göster diyor. Peki diyorum, tamam, icecast 2 etc icecast 2 xml. Çalıştırmak istiyorum. Tabii ki C'yi unutursam çalışmaz. Şöyle yaptım. Ben 8000 portuna bağlanamıyorum. O yüzden çalışmayacağım dedi ve çıktı. Hemen bir netstat çalıştıralım. TCP, UDP, listening durumda tüm prosesleri ID'leriyle beraber görmek istiyorum dediğimde aslında dikkat ederseniz SSHD vesaire var, tanıdık olan protokoller. Bir de Icecast var. 8000 portunu zaten dinler durumda. Bu da demek oluyor ki aslında server ayaktaymış. Hatta PSAUX deyip bir grep Icecast desem arka planda bu serverın Icecast 2 kullanıcısı tarafından şu komutla birlikte çalıştırıldığını görüyorum. Bu da bana aslında şunu gösteriyor. Sunucu zaten ayakta. Yani benim bir şey çalıştırmama gerek yok. Peki bu iş nasıl oldu? Bu iş şöyle oldu arkadaşlar. Şuradan 8000 portuna gideyim. Gördüğünüz gibi sunucu zaten ayakta. Biz bu Debian paketini kurduğumuz anda bir servis olarak Icecast zaten arkada başladı. Şuradan server status'a ya da işte versiyona baktığımda gördüğünüz gibi kurulumda yazdığım bilgi okey burada duruyor. Ancak location ve admin bilgileri güncellenmemiş. Çünkü bu server, yani şu an önümüzde açık olan server, bu servis biz paketi kurduktan ve o ilk konfigürasyonu, o text user interface üzerinden yaptığımız o ilk konfigürasyondan sonra ayağa kalktı. Ben bunu durduracağım ve sonra kendi konfigürasyonumla yeniden başlatacağım. Bunun için de şu PSAUX çıktısındaki görmüş olduğum o prosesi ben bir kilideyim. Bu arkadaş şu an çalışmıyordur diye düşünüyorum. Aynen öyle. Geri geldim. Burada bir şey daha göstermek istiyorum size. Yine icecast2-c deyip bu config'de çalış dediğimde bana der ki sen icecast2'yi root olarak çalıştırma. İlla ki böyle bir şey yapmak istiyorsan git config dosyasında ilgili alanları değiştir. Şuraya dikkat ederseniz bu prosesi zaten icecast2 kullanıcısı çalıştırmış. Peki bu kullanıcı bana nereden geldi? etc-pasvd'ye baktığım zaman gördüğünüz gibi bir Icecast kullanıcısı var. Ve user ID'sinin 1000'in altında bir şey olduğunu görünce de aklıma şu geliyor. Bu bir servis kullanıcısı. Yani rezerve bir ID'yi kendine almış. Orada işte tıpkı Apache Web Server gibi bir servis kullanıcısı. Peki o zaman ben suyla bu kullanıcıya geçeyim, çalıştırayım desem no login shell'inde. Bu arkadaşa bir shell vereyim desem o zaman servis account olmasının ne anlamı kaldı? Benim bu login olamadığım kullanıcıyı kullanarak bir komut çalıştırmam lazım. Burada da yardımıma sudo koşar. Genelde şu düşünülür. İşte bir şeyi root olarak çalıştırmak istiyorsan sudo yaz. Sudo'nun olayı bu değil. Yani sudo'nun olayı tamamen bu değil.
Sudo'nun olaylarından bir tanesi de şu. Bir komutu sen kendin olarak değil, başka bir kullanıcı olarak çalıştır diyebilmemizi sağlar. Normalde siz sudo icecast 2 -c etc icecast xml dediğinizde bunu root olarak çalıştırırsınız. Sudo'nun varsayılan davranışı budur. Ancak Sudo'da şöyle bir olay da var. -u deyip bir kullanıcı adı verirseniz bu artık şuna dönüşür. Sen şurada yazmış olduğum komutu git bu kullanıcıymış gibi çalıştır. Bunu yaparak da aslında ben şuradaki ilk pozisyona geri dönmeyi bekliyorum. Çalıştırdığım zaman servis arka planda çalıştı mı? Herhangi bir tepki almıyorum. Ancak sayfayı yenilediğimde buranın YouTube, buranın GNU Admin'e döndüğünü, yani aslında benim yeni konfigürasyon dosyamda buranın çalıştığını rahatlıkla görebiliyorum. Ama ben terminalimi geri istiyorum. Dolayısıyla bunu yine Ctrl C ile kestim. Hemen şuradan bir kez daha help'i gösteriyorum. -b flag, -b parametresi var burada. Icecast'i background'a çalıştır der. -b'yi -c'den önce yazdığınıza emin olun. Çünkü c'den sonra bir konfigürasyon dosyası yazma zorunluluğumuz var. O da zaten şurada belirtilmiş. Bu işi tekrar çalıştırdım. Icecast'i başlatıyorum. Konsolunda bıraktım sana. Ne istersen yap dedi. Şu an baktığımda server hala ayakta. Administration'a baktığımda burası hatırlarsanız admin'di. Giriş yaptım. Evet, admin'imiz buymuş. Hostname gördüğünüz gibi burada karşıma çıkıyor. Buraları değiştirebilme şansınız var. İşte o konfigürasyondan. Mount point listesi aktif, hiç kimse yok diyor bana. Ve public home, yani dışarıdan gelen ziyaretçilerin göreceği alanda bu. Sitemiz şu an bundan ibaret. Buraya kadar her şey güzel. Radyo server ayakta. Peki yayını nasıl yapacağız? Hemen yine gelelim Icecast'in web sayfasına. Burada Applications diye bir kısım var. Source client'ların, hani dedim ya bu konudan bahsedeceğiz diye. Source client'ların olayı şu. Server'a yayın yapmakla mükellefler. Yani yayın çeken client'lardan değil, yayını gönderen client'lardan oluyor bu arkadaşlar. Bunlar için de bir takım yazılımlardan faydalanabiliyoruz. Hatırlarsanız Dark Ice'ı biz Apt-Cache Search yaptığımızda görmüştük. Şimdi Windows tarafında ben sanırım Winamp'teyken Shout VST'yi kullanmıştım diye hatırlıyorum. Traktör DJ Studio yine Windows'ta kullandım diye hatırlıyorum. Fakat bugün Mix kullanacağız. Çünkü şu an bir Ubuntu cihazdayım ve gördüğünüz gibi zaten 3 işletim sisteminde destekleyen bir yazılım. Gidelim Mix'in web sayfasına. Download dedim. İndirmek istediğimde de karşıma şöyle 3 tane komut geliyor. Repoları ekle, repoları güncelle, mix paketini kur. Peki, yeni bir terminal açtım kendime. Önce şu arkadaşı halledelim. Uygulamanın repositorisini ekliyorum. Sonrasında bir update çalıştıracağım. Şu arkadaştan bir kurtulmak istiyorum. Beni rahatsız ediyor çünkü bu. Sudo remove deyip etc apt sources list deyip, evet, bundan bir kurtulayım. Sonrasında apt install mix deyip mix paketini kuracağım. Bağımlılıklarıyla beraber kurulması biraz zaman alabilir. Anlam veremediğim bir şekilde mix yazılımı açıkken, ki birazdan aslında mevzunun karmaşıklaşmaya başladığını göreceksiniz. Mix yazılımı açıkken kullandığım kayıt programında sorun yaşadım. O yüzden buraları artık ekran görüntüsü alıp da anlatmak isterim size. Şimdi şöyle bir derdim oldu benim. Mix yazılımını kullanarak yayın yapmak istediğimde sunucuya rahatlıkla bağlandım. Fakat yayınımda hiçbir zaman ses çıkmadı. Bunu da yaşayan bazı kullanıcılar olmuş. Gerek Icecast kullanan, gerek Shoutcast kullananlarda. Fakat konu aslında radyo serverımızla alakalı değil. Konu bizim source client'ımızın yapılandırmasıyla ilgili. Eğer ki işte yayına bağlanabiliyorsunuz, yayın yapabiliyorsunuz ama yayında ses çıkmıyor gibi bir durum varsa hatayı burada kendinizde aramayın, source client'ınızda arayın. Örneğin ben kullandığım mix yazılımında bu sorunu nasıl çözdüm? Seçeneklerden tercihlere girip Sound Hardware kısmında Master çıkışımı Pulse Audio seçtim. Ubuntu'da böyle bir sorunla karşılaştım ve
çözümüm bu oldu. Dediğim gibi bu source client'ınızın yapılandırması ile alakalı bir sorun. Sizin serverınızı ilgilendiren bir durum yok. Böyle bir durumla karşılaşırsanız ya sorunu çözmeye uğraşabilirsiniz ya da tamam arkadaş boş ver ben bu source client'ı istemiyorum gider yayınımı başka bir program sayesinde yaparım da diyebilirsiniz. Ya da ilgili uygulamanın artık yardım sayfası, forumu vesaire bir yeri varsa oralara derdinizi anlatabilirsiniz. Sound hardware kısmında yaptığım ayar bu. Bir de burada gördüğünüz canlı yayın kısmında bazı hazır ön tanımlı ayarları burada farklı radyoların için otomatik olarak ekleyebilirsiniz. Ben burada var olan ayarı düzenledim. Dedim ki IceCast iki tipinde bir yayın yapacağız biz. Hostumuz IP adresimiz. Giriş nispeten bence kötü bir Türkçe çeviri olmuş. Muhtemelen burada login falan yazıyordu. Oraya işte kullanıcı adımı yazdım. Bu Mount Point'in kullanıcı adını yazdım. Parola kısmına da yine konfigürasyon dosyasını belirttiğim bu Mount Point'in kullanıcısının parolasını yazdım. Şu da şifre değil arkadaşlar, parola. Portunu 8000 olarak ve Mount Point'imi de tıpkı konfigürasyon dosyasında yazdığım gibi guneyadmin.occ yaptım. Burada kodlama kısmında yayınınızın kalitesini ve hangi formatta yayınlanacağını vesaire seçebiliyorsunuz. Ek olarak stream info kısmında akış adınız ne olsun, işte web sitemiz ne olsun, hani yayın bilgilerinde neler görünsün kısmını seçebiliyorsunuz. Public stream'i işaretlerseniz tıpkı IceCast'in yaptığı gibi bu sefer Mix sizi bir directory'e ekliyor. Diyor ki bak burada Mix kullanarak yayın yapan şu arkadaş da var dinlemek ister misin şeklinde sizi bir listeye alabiliyor. Metadata ise o yayınınızla ilgili bazı bilgileri gösterir. İşte ben burada dinamik olarak dolar artist dolar title kullanarak şunu yaptım. Şu an çalan parçanın sanatçısı kimse o tire şarkının adı neyse o yazsın ve dinamik olarak değişsin. Ben şarkıyı değiştirdikçe radyo sayfamdaki bu bilgi de değişsin ve karakter sorunu yaşamamak adına da UTF-8 encoding kullandım. Sonrasında bu ayarları apply edip sağ üstteki onayı tıkladığınız zaman buranın yeşil olması sizin artık canlı yayına başladığınızı gösterir. Müziği deke ekledikten sonra sağ üstteki şu on air tuşuna tıklıyorum. Buranın yeşil olduğunu görmek benim sunucuma bağlanıp yayına başladığımı aslında gösterir. Peki IceCast sayfamızı yenilediğimizde gördüğünüz gibi o işte hidden değerini sıfır yaptığımız için şuraya bir mount point olarak geldik. İşte stream adımız, description'ımız vesaire bunların hepsi buraya geldi. Peki yayını başlatalım. Şuradan biraz sesi kısayım. Buradan bir parça çalmaya başladım. Yayında ufak bir gecikme tabii ki olacaktır. Aslında o aradaki buffer dolsun diye uğraşıyorum şu an. Onun için bekliyorum. Yayın burada devam ederken gelip web sitesinden tıkladığımda yayının çalmakta olduğunu görüyorum. Hatta seste eğer mikrofon o sesi alırsa biraz Echo'da görmeye başlarsınız. Yani sesler üst üste binmeye başlar. Gördüğünüz gibi uygulamayı kestikten sonra arkadan müzik gelmeye hala devam ediyor. Şu an bu yayın burada aktif olarak dinlenmekte. Administration kısmına tekrar girip bakacağım. Burada bazı bağlantı bilgilerini görebiliyorsunuz. Client'ları şuradan bir listelediğim. Herhangi hiç kimse bağlı değil çünkü az önce web sayfasını kapattım. Peki, tekrar bağlandım, tekrar dinliyorum diye düşünürsek. Gördüğünüz gibi bir arkadaşımız gelmiş şu cihazdan bizi dinliyormuş. Hatta o kişinin bağlantısını kesme şansım da var. Peki hocam ben böyle dinlemek istemiyorum. Ne yapayım? Şunu yap. Mesela insanları al, şu linki gönder. Onlar da bu linki alıp kendi buna uygun medya oynatıcılarında mesela VLC'de ben bunu bu şekilde yapıyorum. Bir ağ akışı seç deyip oynat dediğimde gördüğünüz gibi yine buffer'da kalan o çok 1 saniyelik kısım çalınıyor. Yenile dediğim zaman gördüğünüz gibi yine aynı IP'den bu sefer VLC kullanarak birinin daha bağlanmış olduğunu görüyorum. Mevzu bu arkadaşlar temelde. Dediğim gibi bu işin güvenliği ile ilgili ya da optimizasyonu ile ilgili yapılabilecek tonlarca ayar var. Bunun da detaylarını tabii ki gelip dokümantasyon kısmından bakacaksınız ve tüm şu
konfigürasyon detayları, admin interfeysinde neler yapabilirsiniz, otantikasyonu nasıl sağlarsınız, relaying olayı nedir? Tüm bu detayların hepsini aslında buradan okuyup, inceleyip görebilirsiniz, deneyebilirsiniz. İkinci bir detay daha var. Şu olayı yapabiliyor olmanız size istediğiniz her şeyi yayınlama hakkı vermez. Özellikle de telif hakkı ile ilgili sorun yaşamak istemiyorsanız ayağınızı denk alın derim. Çünkü herhangi bir kişinin eserini izni olmadan paylaşmak ciddi bir sıkıntı. Bu işi yaparken illegal bir duruma düşmemeye özen göstermenizi öneririm. Ek olarak ben şu an bu müziği neden çalıyorum ya da hangi müziği çalıyorum? Ben Danheim'in Berserker şarkısını çalıyorum. Onun da olayı şu aslında. Sanırım iletişim kısmındaydı. Bir yere yazmıştı. Evet. İletişim kısmında Danheim der ki, konsere çıkmıyorum. Canlı bir gösteri yapmıyorum. Müziğimi özgürce YouTube'da, Twitch videolarında ve ticari olmayan videolarda kullanabilirsiniz. Bana description kısmında bir atıfta bulunmayı ihmal etmeyin demiş. Danheim'a buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok güzel böyle İskandinav temalı müzikler yapar. Kendisini severek de dinlerim. Teşekkürlerimizi tekrar sunalım. Dediğim gibi arkadaşlar, yayını yapabiliyor olmanız istediğiniz her şeyi yayınlayacağınız anlamına gelmiyor. Özellikle telif hakkı konusuna gerçekten dikkat etmenizi öneririm. Umarım faydalı olmuştur. Umarım işinizi görür diyorum.